değişmeye de bir şey yok. Kaldıracağım sonuçta. Arkadaşlar Emine Garaj'dan herkese merhaba. Bugün 2014 model Subaru Forester'a Android multimedya cihazı taktık. Cihazımız Android 12 işletim sistemine sahip. 2 GB RAM dahil olarak 16 GB hafızaya sahip multimedya cihazı. Cihazımızın montajı yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmedik. Orijinal soketlerine birebir montaj yapıldı. Bunun haricinde aracımızın direksiyon kumandası, orijinal geri görüş kamerası, amfisi bunların hepsi aktif çalışıyor. Bu araçlarda kendi orijinal amfi sistemi var. Ses kalitesi gayet iyi. Bizim teybimiz bu amfiyi de çalıştırıyor ve bu sayede ses kalitesinde kesinlikle bir düşüş yaşamıyoruz. Direksiyon kumandasından ses açma kısmı, ileri geri frekans değiştirme, parça değiştirme, telefon cevaplama, mod değiştirme bu tuşların hepsi de aktif çalışıyor. Aracımızda orijinal kamera var. Orijinal kameramız yukarıda küçük ekranda ve orada yine çalışmaya devam ediyor. Cihaz değiştiği zaman orada herhangi bir değişiklik olmuyor. Şimdi cihazımızın kullanımına geçelim. Öncelikle sesli komutumuz var. 80 ayrı komutu konuşarak verebiliyoruz. Örnek vermek gerekirse navigasyonu aç. Navigasyonu kapat. Ekranı aç. Ekranı kapat. Ekranı aç. Bu ve buna benzer 80 ayrı komutu konuşarak verebiliriz. İstersek bu komutlarda değişiklik de yapabiliyoruz. Radyomuz var. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Yukarıda bir kısa yol çubuğumuz var. Buradan hızlı arama yapabiliyoruz. Bulmuş olduğumuz kanala hafızaya almak istersek 1'den 6'ya kadar kanallarımız var. Nereye hafızaya alacaksak üzerine bir iki saniye basılı tutuyoruz ve kanalımızı buraya hafızaya alıyor. İstersek hafızadaki kanalları yine direksiyon kumandası yardımıyla gezebiliriz arkadaşlar. Radyomuzda bant değişikliği yapabiliriz veyahut da ekran üzerinden de ileri geri manuel frekans değiştirebiliyoruz. Radyodan geri geldik. Video bölümümüz var. Cihazımızın ekran çözünürlüğü 1024x600 HD panel 4K videolara kadar da destekler. Aynı zamanda IPS ekran. Gün ışığında bile gayet net görüntü alabiliriz. İstediğimiz açıdan da ekrana bakabiliriz. Ekran üzerinden ileri geri parça sardırma, parça atlatma yapabiliriz. Yine direksiyon kumandasından parça atlatmamız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. İstersek buradan sardırma işlemi de yapabiliyoruz. Ekranı küçültürsek sol tarafta listemiz çıkıyor. O liste üzerinden de parça seçimi yapabiliriz arkadaşlar. Video bölümünden geri geldim. Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliriz. İstersek rehber aktarabiliriz. Bu sayede telefonumuzun üzerinde kayıt bulan isimleri aramalarında isim olarak görebiliriz veyahut da karşı tarafı o isim üzerinden arayabiliriz. Ayrıyeten Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoların veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Müzik bölümümüz var. Müzik bölümünde de yine şu an cihazın hafızasında herhangi bir müzik olmadığı için açmıyor. Hafızasına müzik yükleyebiliriz veyahut da torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişlerimiz var. Bu USB girişleri üzerinden flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki müzikleri ve videoları da cihazdan oynatabiliyoruz. Kullanımı da video bölümüyle aynı arkadaşlar. Ayarlar bölümünde internet bağlantısını göstereceğim. Abi interneti etkinleştiriyoruz. Cihazımız arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksak üzerine bir defa tıklıyoruz ve şifremizi giriyoruz. Bu sayede cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar burada tüm uygulamalar bölümünde Google Chrome'da gezinti yapabiliriz. Easy Connect özelliği var. Telefonumuzun ekranını yansıtabiliyoruz. Android ve iPhone olması fark etmiyor. İnternete bağlamamız yeterli. Haritalarımız var. Google Maps haritaları kullanabiliriz. Play Store'umuz var. Buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğiniz bir uygulama varsa Play Store'dan indirip cihaza kurabiliriz arkadaşlar. Bunlar Spotify, Fizi, TV bu tarz uygulamalar olabilir. Yine Yandex navigasyonumuz var. İnternet üzerinden kullanabileceğimiz. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. CarPlay özelliğimiz var. T-Link'e bastığımız zaman CarPlay aktif çalışıyor. Telefonumuz iPhone'sa CarPlay'imizi çalıştırıyor. Android ise Android Auto'yu çalıştırıyor ve kablosuz çalışıyor. WhatsApp'ımızı, arama kayıtlarımızı, müzik programlarımızı CarPlay ve Android Auto uygulamaları sayesinde birebir ekranda görebiliyoruz. Aygo navigasyonumuz var arkadaşlar. İnternetsiz kullanılan bir navigasyon programı. Herhangi bir internete ihtiyacı yok. Kullanımı da çok basit. Tek yapmanız gereken gideceğiniz yerin adını veya adresini girmek. Daha sonrasında cihaz sizi sesli ve görsel olarak istediğiniz yere yönlendiriyor arkadaşlar. Sağ alt köşeye tıklıyorum. Yeni rota diyorum. Daha sonrasında adres bölümüne tıklıyorum.
Gideceğim yerin mahallesini ve sokağını girmem gerekiyor. Ragıp Tüzün Caddesi diyelim. Hemen kısa yollarda çıktı. Okeyledim. Kapı numarasını giriyorum arkadaşlar. 2 numara dedik. Okeyledik. Hedef olarak seç dedim. Rotayı hesaplıyor. Navigasyonu başlat dediğimde de cihaz beni sesli ve görsel olarak istediğim yere yönlendiriyor. Pardon. Bu şekilde istediğim yere sesli ve görsel olarak yönlendiriyor. Çıkmak istersem de sağ alt köşeye basıp buradan çıkış demem yeterli. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınızda bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz mutlaka Emere Garaj'la iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini emeregaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler diliyorum.